Merhabalar, Mutfağım Eve kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle zeytinyağlı yaprak sarması tarifimi paylaşacağım. Ben bu tarifimi ve bu yapış şeklini ablamdan öğrendim. Kendisinin yaptığı sarmalar gerçekten çok lezzetli oluyordu. Bana da anlatmasını rica ettim. Tek tek bütün püf noktalarıyla öğretti. Ve çok güzel sarmalar yapabiliyorum artık. Şimdi 4 tane soğanı öncelikle yemeklik doğradım. 1 su bardağı kadar zeytinyağı ile tavama aldım. Onlar kavrulurken ben salamura yapraklarımı bidondan çıkarıp ılık suya koyacağım. Ben yaprakları haşlamıyorum arkadaşlar. Bazı tariflerde haşlanarak kullanılıyor. Haşlamadan kullanıyorum. 700 gram kadar yaprak kullandım. Bundan önce de 2 su bardağı pirinci yıkadım. Güzelce tüm nişastasından arındırdım. Ve ılık suya koydum. 15-20 dakika kadar ılık suda beklemesi yeterli. Bunları da şimdi alıp suyunu sık sık değiştirerek yıkayacağım. 1 saat kadar, 1,5-2 saat kadar ılık suda, sıcağa yakın ılık suda bekleteceğim. Şimdi pirinçlerimi soğanımın içerisine aldım. Güzelce kavuruyorum. 10-15 dakika kadar bu şekilde kavuruyorum pirinçlerimi ara ara karıştırarak. Pirinçler tamamen kavrulunca üzerine yarım su bardağı kadar sıcak su ilave ediyorum. 2 dakika kadar bu şekilde kavuruyorum ve ocağın altında tencerenin kapağında kapatıp demlenmesini sağlıyorum. Onu bir kenara alıyorum ılınması için ve ben sarma için yeşilliklerimi doğramaya başlıyorum. Yarım şer demet, nane, dereotu ve maydanoz kullanıyorum. Bunları ılınmış olan pirinçli harcımı alıyorum. Şimdi baharatlarını atalım. Tatlı kaşığı ölçüsüyle bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı dolusu kuru nane koyuyorum. Şimdi çay kaşığı ölçüsüyle bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı toz kırmızı biber ve bir çay kaşığı yeni bahar kullanıyorum. Bazı tariflerde de, bazı sarmalarımda da tarçın kullanıyorum. Özellikle üzüm fıstıklı sarmaya tarçın çok yakışıyor. Tavsiye ediyorum denemenizi. Bugün öyle yapmadım ama üzüm fıstık eklemedim. Bunları tamamen harmanlayınca sarma için hazır hale geldi. Şimdi sarma kısmına geçelim. Birkaç tanesini gösterdim. Tabii ki uzun uzun çekmedim. Bunu bile hızlandırdım. Bakın. Yaprak, asma yaprağı biraz insan elini çok karartıyor diye ben bu sefer eldivenle sardım. Eldivende normal eldivenlere göre tensel bir dokudaymış ve sarması çok rahat oldu kullanımı açıkçası. Tavsiye ediyorum. Bulabilirseniz böyle bir eldivenle daha rahat iş görebilirsiniz. Evet, sarmaların hepsini sardım. Yaprakların sap kısımlarını tencerenin dibine koydum. Ve tencereme sarmaları yerleştiriyorum. Yine hızlandırıyorum buraları. Buraları niye gösterdim? Tencereye hangi sıklıkta dizmenizi için sizlere fikir olsun diye açıkçası gösterdim. Direkt geçebilirdim de. Çok sıkışık ya da çok bol değil. Birazcık birbirine bitişik şekilde dizerseniz daha düzgün sarmalarınız olur. Çünkü nasıl pişerse şekli o şekilde kalıyor. Düz düz koyarsanız dümdüz sarmalarınız olur. Yamuk yumuk koyarsanız da yamuk yumuk olur sarmalarınız. Tüm sarmaları tencereme dizdim. Ben önce bir kaba böyle biriktiriyorum. Hepsini birden diziyorum tencereye. Yaptıkça da dizebilirsiniz, siz bilirsiniz. Tabii böyle işleri iki kişiyle yapmak daha zevkli olur değil mi? Bir yandan siz sararken diğer yandan onlar dizer tencereye. Şimdi sararken arta kalan yırtık ya da büyük ya da çok küçük yaprakları bu şekilde tencerenin üstüne, sarmalarımın üstüne kapatacak şekilde diziyorum. Şimdi bunun üzerine su ekleyeceğim. Sıcak su ekleyeceğim. Üzerine bir tabak kapatacağım. Tabak kapatmasanız olur. Bazen ben kapatmayı unutuyorum. Yine de gayet başarılı bir sonuç elde ediyorum. Koymasanız da olur. Yani uygun bir tabağınız yoksa. Evet, bu şekilde şöyle suyu hafif üste doğru çıkacak kadar. Şimdi ben bunu ocağa alıyorum. Önce yüksek ateşte, sonra kısık ateşte tam 1 saat boyunca pişirdim. Hafif ılınmasını bekleyin lütfen. Ben çok ılık hale getiremedim.
Öncelikle yaprakları alıyorum üzerinden. Arkadaşlar sarmalarınızın kararmamasını istiyorsanız tamamen ılınmadan asla açmayın. Ilınmadan açarsanız bir miktar kararması kaçınılmazdır. Bakın benimki çok ılınmamıştı. Hafif sıcağa yakındı. O yüzden bir miktar karardı. Şimdi göreceksiniz. Ama Instagram hesabımdan takip eden arkadaşlarım varsa orada oraya koyduğum sarmalarımın hepsi yemyeşil. Hiçbir şekilde kararma yok. Çünkü onları tamamen ılık hale geldikten sonra açıyorum. Ve o şekilde servis tabağına alıyorum. Bunlar biraz karardılar ama lezzeti gerçekten harikaydı. Hiçbir şekilde lezzetini etki etmiyor bu kararma meselesi. Sadece görsellik açısından. Tabağıma diziyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tariflerime güvendiğiniz için yine çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.